Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, KOP Bölge Kalkınma İdaresi bütçesi hakkında söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. KOP İdaresi'nin kuruluş amacı dikkate alındığında Türkiye'nin tarım alanlarının 1/5'ine sahip KOP bölgesinde birinci öncelik sulanan alanları, böylelikle de tarımsal üretimi artırmak olmalıdır. Mesela Karaman'da 120 bin dekarında sulu, 130 bin dekarında kuru tarımın yapıldığı tarım alanlarında sulanan alan miktarı artırılmalı ki Karaman'da daha verimli tarım yapılabilsin. Bunu yapabildiniz mi? Hayır, yapamadınız. 2 yıldır gelin Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman illerinde 2018'den beri yaptığınız gibi tarımsal elektriğe en az 5 yıl süreyle %65, 55, 45, 35, 25 oranında destek verin diyorum. Onu da yapmıyorsunuz. O zaman bu KOP idaresini niye kurdunuz? Geçen yıl bütçe görüşmelerinde KOP bölgesinde projelerin bir türlü bitirilemediğini söylemiştim. Bu senede değişen bir şey yok. Bu bağlamda Karaman'da bitirilemeyen bazı projelerden bahsetmek isterim. Karaman-Konya hızlı tren hattı 2014 yılında başlandı. 2015 yılı sonunda bitirileceği söyleniyordu. O zamandan beri hep gelecek yıl dendi. 2020 yılının sonuna geldik ama o gelecek yıl hiç gelmedi. 21 kilometrelik Karaman çevre yolu 2014 yılında başladı. 2021'e giriyoruz. Daha 2016'da hizmete alınacağı söylenen birinci etabı hizmete alınamadı. Ulaştırma Bakanlığı 2019 yılında hazırladığı yatırım dosyasında projenin 2021'de biteceğini açıklamıştı. Bitmesi imkansız. Karaman Ermenek yolu. Karaman'ın Ermenek, Sarıveller, Başyayla ilçeleri ile doğrudan standart bir karayolu bağlantısı yok. Bu ilçelerimize Konya veya Mersin il sınırları içinden yaklaşık 100 kilometrelik bir seyahat yaparak ulaşabiliyoruz. Bu il olduğumuzdan beri ve son 18 yılında AK Parti'nin iktidar olduğu 31 yıllık bir ayıp. Sanki yenir bir şeymiş gibi her bahiste yol yaptık diye övünen AK Parti 107 kilometrelik bu yolu 18 yılda tamamlayamadı. Bu yol Ulaştırma Bakanlığı'nın 2023 yılı bölünmüş yol hedefinde de yok. Bakanlığa sordum. Yazılı soru önergeme verdikleri cevapta bitirileceği tarih yine yok. Sertavul tünelleri 2017'de başladı. 2021'de bitirilecekti. Bittiğinde Karaman'dan 45 dakikada denize ulaşılabileceği söylense de bugün itibariyle bunun daha oldukça uzun bir süre gerçekleşmeyeceği kesin. Tam bir hayal ticareti. Karaman Lojistik Merkezi 2016'da ortaya atıldığında sanki hemen yarın hizmete alınacak ve tüm dertlere çare olacak gibi anlatılıyordu. Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçe sunumuna göre henüz etüt ve planlama aşamasında. Karaman Havalimanı, proje unutuldu gitti. Ne başlanacağı ne bitirileceği tarih belli. 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'a 2 milyon yolcu kapasiteli havaalanı yapılacağı müjdesi verdiğinde AK Partili siyasetçilerin cakasından geçilmiyordu. Şimdi kimseden ses, hatta tık yok. Çamlıca Viyadüğü 2016'da temeli atıldı. 2018 sonunda tamamlanacak ve Türkiye'nin en yüksek köprüsü olacaktı. Şimdi yerinde sadece temel diye dökülen bir kürek beton var. Şehir stadyumu 2017 yılında başlandı. 650 takvim gününde tamamlanacaktı. 2021'e girmek üzereyiz. Stadyum halen bitirilemedi. Kaç takvim günü olmuş? Siz hesaplayın. Kapalı spor salonu 24 Aralık 2015'te ihalesi yapıldı. 2017 yılı içerisinde hizmete açılması hedefleniyordu. Halen hizmete alınamadı. Kendilerini milletin parasıyla yapılan bu projelerin sahibi olarak görenlere, zamanında bitirilme şansı kalmayan bu projelere sahip çıkmalarını, bir an evvel bitirilip hizmete sunulmasını sağlamalarını, en azından bu şekilde zevahiri kurtarmayı denemelerini öneriyorum. Ya da bildikleri yolda devam etsinler. İlk seçimde biz gelince hepsini tamamlar, üzerine de yenilerini ekleriz. AK Parti ve MHP'nin getirdiği tek adam rejimi ve COVID-19'un yarattığı yönetsel ve ekonomik kriz altında ve beceriksiz bakanların elinde, işçisinden memuruna, esnafından sanayicisine, çiftçisinden emeklisine, öğrencisinden işsizine kadar millet inim inim inlemektedir. Bilsinler ki bu bütçede onların dertlerine çare yok.
Bu konularda sesleri duyulmayan iktidar mensubu siyasetçiler zaman zaman ulaşabilirlerse bakanlarla fotoğraf çektirip sorunları ilettik algısı yaratmaya çalışıyorlar. Velev ki öyle olsun. İktidar makamı rica makamı değildir arkadaşlar. İcra makamıdır. Siz sorun iletmeyeceksiniz, çözeceksiniz. Millet menfaatine olmayan yasalara parmak kaldırıp sorunun bir parçası olmayacaksınız. 18 yıldır iktidarsınız, bir sorun varsa müsebbibi sizsiniz. Benim bir temennim var. Allah hiç kimseyi ve dahi hiçbir siyasetçiyi TOKİ'nin müteahhit kafasıyla ve hazinenin imkanlarıyla yapıp vatandaşa parasıyla sattığı daireleri veya bir inat uğruna yapımında ısrar edilen millet bahçeleri ile kıraathanelerini ya da yapılan ve yapılacak cezaevlerini proje ve kentlere yatırım diye sunmak durumunda kalan siyasetçi, milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı çaresizliğine düşünmesin. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.